Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Efendim, İrfan Mektebi'nde bugün son zamanlarda pek çok gündeme getirilse de belki gündemde olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu gibi farklı tartışmalar olsa da deizm meselesini biz konuşacağız. Deizme karşı Risale-i Nur'un vermiş olduğu cevapları konuşacağız. Bu fikrin ne kadar batıl bir fikir olduğunu delilleriyle birlikte anlatmaya gayret edeceğiz. Çok kıymetli bir misafirimle birlikte Hayrat Vakfı Adana temsilcisi Mustafa Topöz hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hocam şimdi tabii bizim İrfan Mektebi programımızın da çok ciddi katkılar olan bir İrfan Mektebi dergisi var. Bu dergimizin bu ayki kapağında deizmin iddialarına Risale-i Nur'dan cevaplar diye sizin bir makaleniz çıkmıştı. Ben izleyenlerimize de göstereyim. Bu ayki dergimizde çıkan kapak buydu, yazı. Bu makalenizde gerçekten deizmin iddialarına Risale-i Nur'un güçlü cevapları sadedinde güzel bir makale kaleme almıştınız. Oradaki makalenizden ben başlıkları izleyenlerimize paylaşmak sadedinde programı ilerletelim arzu ediyorum. Her bir başlık gerçekten çok önemli bir gündem yapılacak başlık. Şimdi öncelikle başlayacağımız nokta deizmin iddiaları. Yani şu an deizm dediğimizde belki izleyenlerimizin bir kısmının aklında bir şeyler canlanacak ama bir kısmında belki hiç canlanmayacak. Neden bahsediyor bu insanlar? Neyi anlatmaya çalışıyorlar? Buradan başlayalım isterseniz. Evet. Yani deizmin bütün fikirlerini aslında iki madde altında toplayabiliriz. Öncelikle deizm felsefesini savunan felsefeciler Allah'ın varlığını kabul edip Allah'ın varlığı dışındaki bütün peygamberler, dinler, peygamberlerin mucizeleri bunların hepsini inkar ediyorlar. Yani sadece Allah vardır, kainatı yaratmıştır. Bir mekanik düzen içerisinde tabiat kanunlarının da etkisiyle kainat kendi kendini idare etmektedir. Kainata hiçbir müdahalesi yoktur. Yani ilk yaratılışta bir müdahale etmiştir, düzeni kurmuştur. Tabiat kanunlarının da etkisiyle mekanik bir sistem oluşturmuştur. Gerisine de karışmıyor. Kesinlikle kainata müdahale etmiyor şeklinde deistlerin iddiaları var. Yani bu iki madde altına toplayabiliriz ana hatlarıyla. Şimdi tabii herkesin aklına gelen bu iddialarının bir delili var mı? Sizin attığınız o güzel başlıklardan birisi de deistlerin iddiaları yoktur. Yoktur, evet. Nasıl yoktur? Buradan devam edelim. İşte yoktur. Yani hakikaten yok, deizm, nasıl anlatılır ki yani? Yani deizm felsefesini savunanların hakikaten bir delilleri yok. Yani haşa peygamberlerin olmadığının nasıl bir delil olabilir ki? Ya da mukaddes kitapların hak olmadığının ya da hiç olmadığının, böyle bir kitapların da hiç inmediğini nasıl bir delil olabilir ki? Delili ispatlayabilir misin? Yani zaten yok yoksa vardır aslında. İşin hani felsefi olarak olaya yaklaşacak olsak aslında yokluk, dar bir dairedeki yokluk ispat edilebilir. Yani küçük bir alandaki, dar bir dairedeki bir yokluk iddiası ispat edilebilir. Mesela ben diyorum ki bu stüdyoda şu an bir elma yoktur. Bir yokluk iddiasında bulunuyorum. Elmanın yokluğunu iddia ediyorum. Burası netice itibariyle bir dar bir alan. Dolayısıyla biraz uğraşırım, didindiririm ama burada elmanın yokluğunu ispat edebilirim belki. Peki bu binada yoktur diye iddia etsem bu bayağı bir zaman alır. Peki bu mahallede yoktur desem bu imkansızdır. Yani daire genişledikçe aslında mahallede bile imkansızlığı buluyorsunuz yani. Yani daire genişledikçe o geniş dairedeki iddia ettiğiniz yokluğu artık ispat edemez bir duruma geliyorsunuz. Şimdi kainattaki her bir atom, atom altı her bir parçacık, kainattaki her bir zerre diyelim. Cenab-ı Hak tarafından yaratılmış ve Cenab-ı Hak tarafından her an idare ediliyor. 124 bin peygamber gelmiş geçmiş. İşte bütün insanlık tarihi buna şahadet ediyor. Ahiret alemi var. Yani şu kainat, kevniyat, fani bir alem, arkasından ebedi bir alem gelecek ama onun yokluğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu kadar geniş dairelerdeki bir yokluğun zaten ispatı yapılamaz. Dolayısıyla kuru bir aslında yorumdan, kuru bir kabul etmemekten ibaret aslında. Deistlerin bir temelleri yok aslında. Ama deistler normalinde ilk çıktıkları fikir itibariyle 16. yüzyılda, 16. yüzyıl Avrupa'sında Katolik Kilisesi'nin özellikle insanlar üzerinde, toplum üzerinde uyguladığı o müthiş istibdadı, istibdada bir tepki, o baskı aslında bir tepki anlamında ortaya çıkan bir felsefe. Ama gariptir, ilginçtir ki yani 21. yüzyılda yaşıyoruz, üstelik de Müslüman bir coğrafyada yaşıyoruz, bin yıllık İslami müktesebatı olan bir toprak ya da toprakta bir coğrafyada yaşıyoruz ve 16. yüzyılın kendine mahsus şartları içerisine ve Katolik Kilisesi'ne tepki olarak çıkan bir felsefe bugün bir yayılma imkanı buluyor özellikle gençler arasında.
Ve hiçbir iddiası da yok. Daha doğrusu iddialarını ispat edecekleri hiçbir delilleri de yok. Sadece ben böyle inanıyorum, ben kabul etmiyorum anlamında bir yaklaşım tarzları var. Bu şunu gösteriyor. Demek ki hiçbir delile dayanmıyorsa bu felsefe, o zaman farklı gerekçeleri vardır. Bu felsefenin yayılmasının farklı sebepleri, farklı gerekçeleri olsa gerek diye düşünüyoruz. Özellikle de yani gençler arasında bu kadar ravaç bulması, yani onları cezbetmesi. Tam bununla ilgili güzel bir başlık var aslında makalenizde hocam. Günahlara tiryaki olmuş nefislere deizm fikri çok cazip gelir. Evet. Gerçekten de öyle mi? Yani günahlara tamamen kendini İşin kaptırmış. Hakikaten de sırrı belki de burada yatıyor. Çünkü hakikaten her günah içerisinde diyor Bediüzzaman Hazretleri, küfre kadar gidecek bir yol vardır. Yani her küfür, her günah eşittir küfür demek değildir. Ama her günah küfre kadar bir insanı götürebilir mi? Götürebilir. O kapı açıktır yani. Nasıl oluyor bu? İnsanoğlu ilk önce günahlara giriyor. Eğer hemen tövbe istiğfar arkasından gelmezse ilk önce o günaha alışıyor. O günah artık onun için sıradan bir hale gelmeye başlıyor. Yani havayı solur gibi, yemek yer gibi, su içer gibi artık o günah ona sıradan hale gelmeye başlıyor. Hala tövbe istiğfar etmezse normalleşiyor yani. Hala tövbe istiğfar etmezse o günah bu sefer tiryaki olmaya başlıyor. Bütün müptela olmaya başlıyor. Ve artık terk edemeyecek bir seviyeye gelmeye başlıyor. Yani artık zorunlu bir ihtiyaç gibi o günah o insana gelmeye başlıyor. Hala tövbe istiğfar etmezse işte o zaman işte o noktada küfür tohumu diyor Bediüzzaman Hazretleri yeşermeye başlıyor. Yeşillenmeye başlıyor. Ve bu insan artık öyle bir noktaya varıyor ki kendisinin Allah tarafından görülmesi, melaikeler tarafından amellerinin yazılması, her an Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmak, her şeyin Allah tarafından biliniyor ve yazılıyor olması onun nefsine ağır gelmeye başlıyor. Kendisini bekleyen bir cehennem azabının varlığı. Varlığı ve tehdidi kendisine ağır gelmeye başlıyor. Ve gelmiş olduğu nokta itibariyle de artık teselli bulmak adına belki, yani denize düşenin yılana sarılması hesabı, herhangi bir ateistin hiçbir şeye dayanmadan da batıl bir fikri duymasıyla beraber hemen denize düşen yılana sarılır hesabı o fikre sarılabiliyor. Bunların yokluğunu anlatan anlatabiliyor. Şimdi hakikaten insanoğlu günahlarda tiryaki olduğu zaman artık terk edemez bir vaziyete geliyor. Şimdi özellikle günümüzde, yani biraz da biz öz eleştiri de yapmak gerekirse, hani X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağından bahsediyor. İşte 2000 sonrası doğanlara mesela Z kuşağı deniliyor. Bu kuşağın özelliği nedir denecek olsak, hani yapılan sosyolojik incelemeler, psikolojik deneyler vesaireler gösteriyor ki hız ve haz nesli. Yani günahlara tiryaki olmuş, hızdan, acelecilikten, süratten ve hazdan ve lezzetten hoşlanan bir nesil yetişiyor. Her şeyde bir haz arıyor, her şeyde bir lezzet arıyor. Ekran bağımlısı, sanal aleme aşık. Yani evet, bilgi ve iletişim teknolojileri gelişti, devrimler oldu, hayatımızı kolaylaştırıyor. Bütün bunlar işin olumlu ve faydalı yönleri olmakla birlikte, ama diğer taraftan kendini bütün dünyaya göstermeye çalışan, kendini tatmin edemeyip de sanal alemde kendini tatmin etmeye çalışan, bütün mutluluğunu, bütün huzurunu internet bağlantılı bir cep telefonu ya da şarjı tam bir cep telefonunda zanneden maalesef insanlar da türemeye başlıyor. Bir yandan alım gücü artıyor, ekonomik şartlar yükseliyor, hayat standardı artıyor. Hakikaten yokluk nedir? Fakirlik nedir? İmkansızlık nedir? Bu duyguları tatmayan, kendini imkanlar içerisinde görmüş, bir yandan da internet bağımlısı, sanal alem bağımlısı olan maalesef bir gençlik de şu an geliyor. Evet, ülkemizin kalkınması adına ekonomik kriterler vesaireler, bunlar kalkınma hamleleri tabii ki yapılması gerekiyor. Tabii ki yeterli değil. Ama diğer taraftan işte ahlaki değerlerde de bir yozlaşma, bütün günahların sıradanlaşması, hatta her günahın bir tık uzağa kadar indirgenmesi. Yani bugün herkesin elinde akıllı telefon var, tablet var, internet var. Yani adeta en iğrenç günahlar bir tık uzaklıkta hepimizi tehdit ediyor. Sadece gençleri değil, hepimizi tehdit ediyor. İşlenilen günahlar haliyle insandaki ulvi hisleri derinden sarsıyor. Yani insanda insanı insan yapan, insanı kamil haline getiren, olgun ve mükemmel insan yapan insanda meleki duygular var. Çok ince, latif duygular var.
ve bunların her birisinin ibadetten bir nasibi vardır. Ama işte özellikle izleyerek, görerek bakılan, girilen günahlar insandaki bu yüksek duyguları derinden sarsıyor. Ve ibadetten lezzet almaz, feyiz ve nur alamaz hale geliyor. Ve bütün o günahların kıskacına giren o insan artık ne yapıyor? Özgürlüğüne düşkün. Diğer taraftan nefsimizin böyle bir yönü de var. Yani nefsimiz zaten fıtratı itibariyle hür olmak istiyor, serbest olmak istiyor. Hiçbir tahdidi, hududu, limiti kabul etmiyor. Kayıt istemiyor, kural istemiyor, kaide istemiyor. Tamamen yani Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle keyfe ma yaşa. İstediği gibi hareket ederek hiçbir kayıt ve kural içerisinde olmak istemiyor zaten insan nefsi. Hürriyetine çok düşkün. İşte günümüzdeki bu sosyolojik, ekonomik şartların da iyileşmesiyle beraber nefisler bütün artık özgürlük istiyor tabiri caizse. İşte tam bu tespitler noktasında deizm neyi vaat ediyor insana? Deizm insana sınırsız özgürlük vaat ediyor. Niye? Allah'ın varlığına inan, Allah vardır de ama hiçbir peygambere tabi olmak zorunda değilsin, hiçbir dine tabi olmak zorunda değilsin. Kitaplarda haşa yok, peygamberler de zaten gelmemiş. Dolayısıyla Allah'ın varlığına inan, kendini teselli bul, tatmin et, bütün kurallardan da kurtul. Çünkü kutsal kitapları ya da dinleri kabul ettiğin zaman ya da peygamberlerin varlığını tasdik ettiğin zaman inanmak gibi, tabi olmak gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyorsun. Dolayısıyla ibadetler, farzlar, vacipler, emirler, yasaklar dinin insan üzerinde ciddi bir neyi var? Emir ve yasaklar silsilesi var. Ama deizm felsefesi ise insanlara sınırsız bir özgürlük vaat ediyor. Allah'a inan, gerisine inanmana gerek yok. Dolayısıyla meydanı boş bulan nefisler ve özgürlüğüne ve hürriyetine aşık olan nefislere deizm felsefesi çok cazip geliyor. Dolayısıyla bu felsefenin hakikatin olup olmamasına, mahiyetin olup olmamasına, delillerin olup olmamasına hiç bakmadan belki kolayca, pervasızca, fütursuzca belki isteye isteye ve zevklene bu fikir ve bu felsefe kabul edilebiliyor. Bu şekilde belki özetleyebiliriz. Şimdi tabii deizmin bu batıl düşünce sistematiğine güncel anlamda farklı bir damar noktasında bir projede geliştirildi aslında. Siz de bunu güzel bir şekilde başlık yapmışsınız. Yani deizmi besleyen bir damar Kur'an Müslümanlığı projesi. Evet. Yani bu proje deizmin bu anlattığınız fikirlerle nasıl bir sanki bağlantı? Alaka var, bir bağlantı evet. Var gibi gözüküyor ama aslında bunlar birbirlerini tamamlayan şeyler aslında. Mütemmim cüz gibi bir. Tabii. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin mektubatta çok orijinal bir ifadesi var. Diyor ki, biz Müslümanlar diyor, biz müminler diyor, şer'en, yani İslamiyetçe, İslam hukuku cihetiyle Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın her halini sevmek, asla ondan nefret etmemek, her halini güzel görmekle mükellefiz. Evet. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh'a soruyor, ya Ömer en çok kimi seversin? Sayıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh, kendini söylüyor, hayır diyor, beni kendinden de fazla seveceksin. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh, tamam ya Resulallah, şu andan itibaren kendi canımdan da kendi nefsimden de seni daha çok seviyorum. İşte şimdi oldu ya Ömer. Evet, biz Müslümanlar, biz müminler Rabbimiz hesabına, Rabbimizin rızası adına Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı kendi nefsimizden bile daha çok sevmekle mükellefiz. Ve onun her halini beğenmek, hiçbir halinden nefret etmemek, hiçbir hal, davranış, konuşma ve tutumuna karşı en küçük bir tereddüt içinde olmamakla mükellefiz. Zaten imanımız bunu gerektiriyor. Küçük bir şey olsa tam bir sevgi ve muhabbet olamaz yani. Aynen öyle. Bir de bu gibi meseleler, yani Allah sevgisi, peygamber sevgisi ya da kitap sevgisi, bu şuna benzer. Ya vardır ya yoktur. Evet. Ya heptir ya hiçtir. Yani ya heptir ya hiçtir. Yani çok yüksek bir kule düşünün. O kulenin tepesinden düşen bir insan ortada nasıl tutunacak bir yer bulamayıp da paramparça olursa, Allah sevgisinde ya da Allah'a olan imanında en küçük bir çentik olan bir insan ya da en küçük bir sıkıntı olan, bir tereddütü olan bir insan o yüksek tepenin, o kulenin tepesinden aşağı düşer. O yüzden şimdi bu Kur'an İslamcılığı ya da Kur'an Müslümanlığı felsefesinin iddialarına baktığınız zaman Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı bir şüphe. Sanki sadece o bir postacı. Allah'tan alır, ümmete tebliğ eder,
fazla bir şey de aramamak lazım. Kendinde hiçbir şey yokmuş gibi. Kendinde hiçbir kemalat yokmuş gibi. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olduğundan çok daha farklı bir noktaya getiriyor. Ona olan imanı sarsıyor. Ona olan hürmete çok derinden bir darbe vuruyor. Dolayısıyla bir Müslümanın kalbinde kainatın iftihar tablosu olan, alemlerin efendisi olan o zata en küçük bir hürmette bir sarsılma ya da kalbinde en küçük bir çizik oluşacak olsa, bu ilerleyen süreçte onun tamamen sünnetin inkarını, hatta onun peygamberliğinin bile inkarına kadar gidecek bir kapıyı aralıyor. Sünnet ki biz Müslümanların bütün yaşantısını İslam'a göre uyarlayan ve tasarlayan, ortaya koyan bir şey. Evet. Ona karşı olan bir çizik bütün o güzel getirdiği şeyleri de inkar etmemize sebep olmuş olacak. Yani bu neye benziyor? Hani terör örgütleri nasıl ki insanların sömürülmüşlüğünü, geri kalmışlığını diyelim ki istismar ederek zaten rant elde ediyorlar. İşte kalbinde Kur'an İslamcılığı fikriyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı hürmeti kırılan bir insanın çok kolay bir adım sonra bu deizm felsefesinin de etkisiyle peygamberi de inkar etmek noktasına gelmesi muhtemeldir. Bu yüzden yani bunlar birbirini tamamlayan iki unsurdur. Kesinlikle. Allah razı olsun hocam. Hocam tabi deizmin ortaya koyduğu fikirlerden başında da hani aklı ön plan çıkarmayı görüyoruz. Evet. Akla çok ciddi bir şey veriyorlar yani. Ve siz de yine güzel bir başlık haline vahye tabi olmayan akıl zulmün ve küfrün sebebidir demişsiniz makalenize. Evet. Çok güzel bir başlık. Ne demek bu? Bunu açalım isterseniz. Evet, deistler bunu iddia ediyorlar. Yani ahlaki kuralları keşfetmek için ya da işte toplumdaki asayişi, huzuru temin edecek kuralları bulmak için akıl yeterlidir. Akıl bütün sırları keşfedebilir. Bütün kainatın sırlarını çözebilir. Bunun için vahye gerek yoktur. Dolayısıyla peygamberlere gerek yoktur. Dolayısıyla kutsal kitaplara gerek yoktur fikrini iddia etmiş oluyorlar. Halbuki akıl hiç de öyle dendiği gibi değil. Yani vahye tabi olmayan akıl ancak ve ancak şirk üretir, dalalet üretir ve küfür üretir. Bu iddiamız bizim şu an ortaya attığımız bir iddia değil. Koskocaman bir İslam tarihi, hatta felsefe tarihi diyelim. Adem Aleyhisselam'dan beri olayı ele alalım. Bütün düşünce tarihi, bütün felsefe tarihi buna şahittir. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri 30. söz olan Ener Risalesi'nde bu konuyu çok güzel ele alıyor. Diyor ki, Adem Aleyhisselam'dan günümüze varıncaya kadar beşer dünyasında, insan dünyasında hep iki silsile, iki fikir silsilesi birbiriyle mücadele halinde olmuştur. Bunlardan birincisi Diyanet ve Nübüvvet silsilesi, yani peygamberlerin temsil ettiği o din ve peygamberlik fikrinin devamı. Bir de bunun karşısında ise felsefe silsilesi. Bu iki silsile Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar hep gele gelmiştir. Ve diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, ne zaman diyor akıl vahye tabi olmuşsa, akıl vahye itaat etmişse, vahyin yol göstericiliğinde, vahyin rehberliğinde hareket etmişse, o zaman beşer dünyası, insanlık dünyası asr-ı saadet gibi çok mutlu, çok saadetli, huzurlu dönemleri yaşamış. Delil nedir buna? Asr-ı saadettir. Delil nedir buna? Abbasi dönemidir, Selçuklu dönemidir, Osmanlı dönemidir, Endülüs'tür. Yani vahiy esastır, akıl vahyin rehberliğinde hareket etmiş, hak ve hakikatin peşine düşmüş, eşyanın sırrını keşfetmeye çalışmış ve bakıyorsunuz ki beşer dünyası en saadetli, en mutlu, en huzurlu, en adaletli dönemlerini yaşamış. Ama ne zaman akıl vahye tabi olmamış, ne zaman vahyin yol göstericiliğini kabul etmemiş, ben kendi başıma hakikati bulabilirim, vahyi kabul etmiyorum, vahyin yol göstericiliğine benim ihtiyacım yok demiş, o zaman bakıyorsunuz ki bütün iyilikler, bütün güzellikler, bütün kemalatlar, bütün faziletler, bütün iyilikler, güzellikler hep vahyin tarafında, Diyanet tarafında, peygamberler etrafında toplanmış. Ve peygamber varisleri etrafında toplanmış. Bütün şirk fikirleri, bütün sapkın görüşler, bütün dalalet fikirleri, bütün küfür fikirleri de hep felsefe ve felsefeciler etrafında toplanmış. Buna da yine beşer tarihi şahittir. Mesela fetret dönemi tabir edilen İsa Aleyhisselam'la Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam arasındaki dönem mesela vahyin aydınlatmadığı bir dönem, hiçbir peygamberin gelmediği bir dönem, koskoca dünya milyonlarca insanlarıyla kimisi ateşe tapıyorlar, kimisi yıldızlara tapıyorlar, kimileri elleriyle oydukları, yonttukları taşlara tapıyorlar, putlara tapıyorlar. Bütün yeryüzü putperestlik mefkûresine mahkum.
Demek ki bakın, yani akıl demek ki vahye tabi olduğu müddetçe hakikati keşfedebiliyor ve hikmete ulaşabiliyor. Ama vahyin rehberliğini kabul etmeyen akıl ancak dalalet, ancak küfür, ancak şirk fikirlerini ortaya atıyor. Hocam hemen buradan akıl-adalet ilişkisinde konuşacak olursak, adaleti idrak edebilir mi akıl tam anlamıyla? Evet, yani deistler öyle diyorlar. Yani toplumun huzurunu, asayişini, mutluluğunu tesis edecek kuralları, kaideleri akıl bulabilir. Ya da işte kainatın sırlarını akıl tek başına çözebilir diyorlar. Ama değil. Ve bunu İşaratül İcaz tefsirinde özellikle ibadetin dünya hayatına da medar olduğunu anlattığı yerde Bediüzzaman Hazretleri çok güzel bizlere anlatıyor. Şöyle kısaca bir orayı özetlemiş olalım inşallah izleyenlerimize. Cenab-ı Hak insanı diyor Bediüzzaman Hazretleri diğer bütün hayvanlardan ve diğer bütün mahlukattan çok müstesna ve çok farklı olarak yaratmıştır. Ve sınır getirilemeyen, sınırı olmayan istidatlar ve kabiliyetler insana konmuştur. İnsan yemek, içmek, barınmak, giyinmek hususunda en güzel, en mükemmel şeyleri fıtraten istiyor. Öyle değil mi? Hakikaten yani hangi insanın nefsine sorsak, fıtratına sorsak, evet, yemek, içmek, giyinmek, barınmak hususunda insanlığına layık en güzel bir surette yaşamak ister. Ha, imkanı yoktur, elde edemez, ayrı konu. Ama fıtratı bunu ister, yaratılışı bunu talep eder. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insana türlü türlü, insanda bu muazzam kabiliyetler olmasından dolayı insanda sınırsız meyiller ortaya çıkmıştır. Yönelmeler, yönelimler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla insanın sınırsız ihtiyaçları vardır. Peki insan bu sınırsız ihtiyaçları nasıl karşılayacak? Yani benim o sınırsız ihtiyaçlarımı bir parça karşılayabilmek için bile pek çok sanatları, pek çok bilimleri, zanaatları, fenleri bilmem gerekiyor. Peki ben tek başıma bunları bilebilir miyim? Bilemem. En küçük bir ekmek ihtiyacımı bile ben kimseden yardım almadan karşılayamam. Dolayısıyla bu insanı şu noktaya getiriyor. Sınırsız ihtiyaçlarımızı bir nebze karşılayabilmek için diğer insanlarla işbirliği yapmak zorundayız. Beraber çalışmak zorundayız. El ele, omuz omuza, baş başa vermek zorundayız. Yani taksimül amal yapmak zorundayız. İş bölümü yapmak zorundayız. Herkes bir şey üretecek. Herkes bir hizmet ortaya koyacak ya da bir şey üretecek ve böylelikle ihtiyaçlarımız, o sınırsız ihtiyaçlarımız bir nebze karşılanacak. Dolayısıyla insan fıtraten medeni bir varlıktır. Sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak adına diğer hemcinsleriyle ortak yaşamak zorundadır. İş bölümü ve vazife paylaşımı yapmak zorundadır. Tamam, iş bölümü yapacağız, vazife paylaşımı yapacağız, omuz omuza vereceğiz, el ele vereceğiz. Bu sefer de şöyle bir problem ortaya çıkıyor. İnsanın hislerine, duygularına, istidatlarına, kabiliyetlerine, yeteneklerine, meyillerine yaratan tarafından bir sınır konmamıştır. Yani hırsımızın sınırı yoktur, aklımızın sınırı yoktur, şehvetimizin hudutu yoktur, öfkemizin haddi hesabı yoktur. Vesaire, her şeyde vesaire. En ifrat boyutları, maksimum düzeyleri yaşayabilir. Gidilebiliyor. Yani Allah muhafaza insan şehvetinin hatırına yüz binlerce insanların ırzını, namuslarını payimal edebiliyor. Ya da bir öfkesinin hatırına eğer gücü de varsa yüz binlerce, milyonlarca insanları katledebiliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insanın hür iradesiyle yükselmesini, terakkisini murad ettiği için ilahi hikmet olarak insanın istidatlarına, kabiliyetlerine, donanımına sınır getirmemiş. Dolayısıyla insanlar arası muamelelerde, insanlar arası ilişkilerde birisinin hırsı diğerinden fazla olduğu için, birisinin aklı diğerinden fazla olduğu için, birisinin şehveti diğerinden fazla olduğu için insanlar arası münasebetlerde zulümler, suçlar, kaos, tecavüzler ve kaos ortaya çıkıyor. Suçlar işleniyor yani. Birisi diğerini kandırıyor, ötekinin hukukuna geçiyor. Tamam, beraber yaşayacağız. İhtiyaçlarımız sınırsız, beraber yaşamak zorundayız. İşte o zaman da ne yapıyoruz? İşte bakın, suçlar, tecavüzler, haddi aşmalar yaşanıyor. Kesinlikle. Peki bunun için neye ihtiyaç var? İnsanlar arası muamelelerde adalete ihtiyaç var. Adalet gerekli. Peki adaleti herkesin aklına bırakalım. Nasıl tesis edeceğiz? Herkesin kendisine havale edelim adaleti, bakalım adalet tesis edilebilecek herkesin mi? Adalet anlayışı farklı ve kendine göre. Ve çoğu insan yapmış olduğu hareketin ya da söylemiş olduğu sözün ya da davranışın başka insanların hukukuna tecavüz etmek olduğunu bile fark edemiyor. Yani mesela edepsizlik yapan, saygısızlık yapan, diğer insanların hak ve hukukuna geçen bir insana siz ya niye böyle yapıyorsun, bak bu hareketinle sen şu an onlarca, yüzlerce insanların hukukunu çiğnedin desen kendini başlıyor savunmaya. Ya bu benim kendi tercihimdir vesaire vesaire mesela. Yani akıllar
adaleti idraktan acizdir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Akıl adaleti idraktan acizdir. O yüzden adalete ihtiyaç var, bu bütün akılların ortak görüşüdür. Ama akılların kendisine o adaletin tesisini havale ettiğiniz zaman bu gerçekleşmiyor. Peki ne yapacağız o zaman? Külli bir akla ihtiyaç var. Madem cüz'i akıllar, ferden akıllar adaleti tesis edemiyorsa, kafi gelmiyorsa, o zaman bütün akılların bir araya gelerek oluşturduğu o kolektif akla, o külli bir akla ihtiyaç var. O akıl nedir peki? O akıl ise kanundur. Ancak külli akıl, akılların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ancak üstelik kanundur. Demek ki insanlar o kanunlar karşısında, o akılların muhassalası olan, yüzyıllar içerisinde akılların tecrübeleriyle ortaya koydukları o kanunlar ne yapacaktır? O toplumsal huzuru temin edecektir. Peki kanunlar içinde hiç şaşırmayan, modası hiç geçmeyen, hükmünü ve geçerliliğini ve tazeliğini asırların geçmesiyle yasa asla yitirmeyen, yasa bırakmayan, değişikliğine ihtiyaç bırakmayan hakiki kanun kimin kanunudur? Hangi kanundur? Allah'ın kanunu. Tabii ki Allah'ın, Rabbimizin, Halikimizin kanunudur. Yani şeriattır. Bakın geldiğimiz nokta itibarıyla adalete ihtiyaç var. Akıl bizi buraya getirdi. Akıl bizi buraya getirdi yani. Akıl ve mantık bizi buraya getirdi. Bu çok önemli bir vurgu yani. Peki Rabbimizin kanunu dediğimiz, ilahi kanun dediğimiz o şeriatın insanlar üzerinde tatbik edilebilmesi için bir merceğe, bir otoriteye, bir himaye edecek bir güce, bir sahibe ihtiyaç var mı? Kesinlikle. Var. Peki kimdir o? Peygamberdir. Peygamberlerdir. Şu peygamber olan şahsın da, peygamber olan şahsın da diğer insanlar üzerinde hükmedebilmesi için, etkili ve tesirli olabilmesi için, kalpleri ve ruhları ve nefisleri üzerinde etkili olabilmesi için bir imtiyaza ihtiyacı var. Yoksa her ben peygamberim deyip de ortaya çıkan arkasından gidecek olsa insanlar, herhalde halimiz harap olurdu. Dolayısıyla ben peygamberim diye ortaya çıkan bir kişinin hakikaten peygamber olduğunu göstermesi lazım. Bir imtiyazı olması lazım, bir ayrıcalığı olması lazım. Ve yaratan ile arasındaki irtibat derecesini gösterecek bir kutsiyete, bir ulviyete, bir meziyete, bir imtiyaza ihtiyacı vardır. Bir delile ihtiyacı vardır. İşte o delil de nedir? Mucizelerdir. Aynı zamanda peygamber olan şahsın insanlar üzerinde o ilahi hükümleri, ilahi kanunlara tatbik edebilmesi için sadece mucize deliline ihtiyaç olması da yetmiyor. Aynı zamanda Allah'ın büyüklüğünü, azametini, kudretini, haşmetini insanların zihinlerinde sarsılmaz bir şekilde sabit bir hale getirmesi lazım. Ki bu da ancak akaid ile olur. İman hakikatlerinin ders verilmesiyle olur. İman hükümlerinin ders verilmesiyle olur. Yani iman dersleriyle olur, akaid dersleriyle olur. Peki bu akaid derslerinin de kökleşmesi, yani bir ağacın köklerinin toprakta kökleşmesi nasılsa, akaidin de kalpte, ruhta kökleşmesi de tekrar ettikçe tazelenen ibadetlerle olur. Şimdi bakın, biraz evvel güzel bir söz söylediniz. Akıl bizi bu noktaya getirdi. Yani akıl bizi bu noktaya getiriyor bakın. Akıl, biz de aklımızı kullanarak Kullanarak bunları söylüyoruz. Yani peki bu nasıl bir iştir o zaman yani? Ne menen bir iştir bu? Neden sizin aklınızı buraya getirmiyor yani? Demek ki aklınızı perdeleyen bir şey var. Bir şeyler var. İşte bir sonraki belki başlığımız o. İşte aklı perdeleyen nedir? Tam gelirken hocam burada bir ara verelim. Aklı perdeleyen nedir? Bir reklamdan sonra izleyenlerimize paylaşalım. Kısa bir ara, aranın ardından tekrar sizlere birlikteyiz inşallah. Evet kıymetli izleyenlerimiz, aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Deizm felsefesine Risale-i Nur'un vermiş olduğu cevapları konuşmaya devam ediyoruz. Hayrat Vakfı Adana temsilcisi Mustafa Topoz hocamızla birlikte. Hocam aradan önce gayet güzel bir şekilde geldik. Akıl bizi bir noktaya getirdi ki Cenab-ı Hak kendi içimizden birisiyle, peygamber vesilesiyle, peygamberler vesilesiyle hükmünü icra ediyor kainatta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son olarak. Yani akıl bizi buraya getirdi ama deizme göre de akıl onları başka yere götürüyor. Peki onların aklına ne perde oluyor demiştik reklamdan önce. Siz de güzel bir başlık olarak koymuşsunuz. Hissiyat, aklı, perdeler. Buradan devam edelim. Şimdi aslında bu sorunun cevabını bir nebze vermiş olduk programın ilk kısmında. Çünkü işlenen günahlar, günahlara tiryaki olmak, bunlar aklı perdeleyen şeyler. Akıl hakikati keşfetmek için tek referans değildir. Bir defa bunu da iyi anlamamız lazım. Bugün içki müptelalı olsun, sigara müptelalı olsun ya da diğer günahlara müptelalı düşünelim. Yani ve diyelim ki içki müptelası olan bir insanın eline mikrofonu uzatsak,
Şu an bütün kameralar, bütün Türkiye sizi izliyor. İnsaflı bir şekilde elinizi vicdanınıza koyarak şu halklara, kitlelere, milyonlara hitap edin. Gençlere bu içkiyi tavsiye eder misiniz desek sizce ne der acaba? Aklı ve vicdanı sönmemişse asla der yani. Asla tavsiye etmiyorum der. Peki niye içiyorsun? Madem kimseye tavsiye etmiyorsun da niye içiyorsun o zaman? Demek ki bakın aklen çok iyi bildiği halde zararını ve kimseye de tavsiye etmediği halde, aman ha dediği halde, asla diyerek belki vurguladığı halde, ama bakın hissiyatına mağlup oldu. Hissiyatına mağlup olmuş, müptela olmuş, zevkle yani içi yana yana belki vicdanı sızlaya sızlaya ama içmeye devam ediyor. Demek ki aklın bir doğruyu bulması onu yaşaması için kafi değildir. İnsan aklen pek çok doğruyu bildiği halde ama tatbik etmiyor, yaşayamıyor. Aklı perdeleyen şeyler var. İşte hissiyat, duygular aklı perdeler. Hele hele Bediüzzaman Hazretleri Hutbe-i Şamiye'nin başında da özellikle onu vurgular. Bu asrımızda der, iki müthiş, bu asrımızın iki dehşetli hali vardır der. Asrımızın iki dehşetli hali vardır der. Konumuzla alakalı olduğu için ben bir tanesini burada zikredelim, diğerini bir cümleyle geçelim hemen. Küfrü mutlaktır birincisi, küfrü mutlak. Yani tabiat felsefesinden gelen, materyalizm felsefesinden gelen, Cenab-ı Hak dahil bütün maneviyatı, bütün mukaddesatı inkar eden küfr-ü mutlak fikri. Birinci aslımızın en dehşetli hali budur der. İkincisi ise konumuzla alakalı. İnsandaki hisler ve duygular kördür. Akıbeti görmez. Yani işin sonunun nereye varacağını, nereye gideceğini görmez. Hisler kördür. İnsanın nefsi peşin ücretlere aşıktır. Peşin ücretlere aşıktır. Yani bu şu demektir. Önümüzde bir ibadet var. İbadetlerinde külfetleri var değil mi? Her ibadetin kendine göre bir külfeti var mesela. Evet. Zekatta kazandığından veriyorsun. Namazda işte vaktini veriyorsun, enerji harcıyorsun vesaire. Tatlı uykunu bırakıyorsun. Yani ibadet hayatın hakikaten bir külfet var mı? Var. Ama bu sinek ısırması kadar bir külfettir. İşte nefis ondan sinek kaçıyor. Isırması kadar o ibadet külfetinden öyle şiddetli kaçıyor ki ama Allah muhafaza berzahta, kabirde ve ahiretteki ejderhaların sokmasını kabul ediyor. Bu nefsin kör bir halidir işte. Yani küçücük bir külfetten, yılandan akrepten kaçar gibi kaçıyor ama diğer taraftan önünde hemen hazırındaki, hemen önündeki küçücük bir lezzeti tatmak uğruna ebedi lezzetleri elinin tersiyle öteleyebiliyor. Yani şu günahı terk et, bunun karşılığında cennette şöyle bir mükafat Rabbimiz hazırlıyor desek nefse, ya cennette daha çok uzun zaman var cennete. Ama oradaki karşısındaki haram lezzet peşin ima, peşin bir lezzet. Dolayısıyla nefis peşin lezzetleri hemen tatmak arzu ediyor, ebedi lezzetleri elini tersiyle öteliyor. Ve insanda bu asırda özellikle hisler ve duygular o kadar hakim ki, hisler ve duygular o kadar hükmü ele geçirmiş ki, akıl, kalp maalesef mağlup oluyor. O kabarmış olan, galeyana gelmiş olan o hislerin ve duyguların karşısında akıl ve mantık devre dışı kalıyor. Doğruyu bildiği halde insanlar maalesef doğru bildiği hakikatleri yaşamıyorlar. İnandığı halde inanmıyormuşçasına yaşayan %60-70-80 belki insanlarımızın olmasının sebebi hep bu sırdır işte. Aklen bildiği halde ama maalesef istediği duygularına halde mağlubiyet. Evet, kesinlikle hocam. Ve şunu da sormak lazım. Yani o yüksek hakikatlere akıl ulaşabilir mi gerçekten? Şimdi akıl tabii ki o yüksek hakikatlerin hepsine ulaşamıyor. Mesela ahiret alemleri nasıldır acaba? Ahiret menzilleri nelerdir acaba? Öldükten sonra, kabirden sonra bizleri neler bekliyor acaba değil mi? Kabirden İlahi hakikatler tamamen akılda idrak edilemiyor. Tabii yani bu metafizik deniyor buna artık yani. Maneviyat alemi, melekütiyet alemi deniyor mesela buna. Yani akıl bunu nasıl bilsin ki? Yani akıl şu eliyle tuttuğu, gözüyle gördüğü şu maddi ve cismani şeyleri bile anlamaktan aciz iken, gözün sırlarını, beynin sırlarını algılamaktan aciz iken, yani şu gözümüzle gördüğümüz maddi alemin sırlarını çözemeyen akıl, maneviyat alemini, melekütiyet alemini ya da metafizik diyoruz buna, nasıl çözsün, nasıl bilsin? Akıl hadi şu noktaya geldi diyelim, şu kainattaki düzene baktı, dedi ki bir yaratıcı olması lazım. Bu kadar mükemmel bir düzen yaratıcısı, yapıcısı olmadan olmaz. Allah vardır dedi. Peki Allah kainatı niçin yarattı? O Allah, o senin var dediğin Allah, varlığını tasdik ettiğin Allah. Niçin bu kainatı yarattı? Bunu akıl çözebilir mi? Akıl nasıl çözsün bunu?
Çünkü Allah kainatı niçin yarattı sorusu Cenab-ı Hakk'ın muradıyla alakalı bir sorudur. Yani Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle alakalı bir sorudur. Yani bu sorunun muhatabı Cenab-ı Hakk'ın iradesidir yani. Ey ya Rabbi sen niçin bu kainatı yarattın diye soruyorsun aslında. Akıl bunu bilebilir mi kendi başına? Yani dolayısıyla vahye tabi olmak zorundadır. Vahiyden beslenmek zorundadır. İnsan necidir? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Bu dünyada vazifesi nedir? Eşyanın hakikati nedir? Şu kainatta dönenler niye dönüyorlar? Hiç sürekli daimi bir hareketlilik görüyoruz kainatta. Hiç duranlık yok. Peki bu kainatta her an olan şu faaliyetin, şu hareketin, şu değişimin, şu dönüşümün sır nedir acaba? Yaratan yani Allah niçin kainatta daima bir iş yapıyor? Her an bir iş yapıyor, işin peşinde. Her an bir yaratması var. Neden? Bakın bunlar o kadar gizemli sorulardır ki. Bunlar kainatın tılsımı, muğlakı dediğim sorulardır. Kainatın en gizemli, en sırlı sorularıdır bunlar. Hadi bakalım vahye tabi olmadan akıl bu soruların cevabını bulsun. Böyle bir şey mümkün mü? Demek ki bakın çok yüksek hakikatlara eşyanın mahiyetiyle alakalı, kainatın hakikatiyle alakalı, ilahi muratla alakalı sırlara ve hakikatlara akıl tek başına cevap veremez. O yüzden vahyin rehberliğini kabul etmek zorundadır. Peki hak dine ve vahye tabi olmayan akıl nasıl bir hayatı netice verir? Evet, cehennemi bir hayatı netice verir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi Rabbimiz insanı diğer bütün hayvandan farklı olarak akıl vermiş. İnsan aklı sayesinde çok seneler öncesiyle de alakadar, çok seneler sonrasıyla da alakadar. Geçmişimizi şöyle bir düşündüğümüz zaman ya ah diyoruz ya of diyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin orijinal ifadesidir bu ikinci lemada. Geçmiş hayatımızı düşünsek ya ah deriz ya oh deriz. Niye ah deriz? Çünkü geçmişimizdeki bir takım lezzetli anlarımız, keyifli zamanlarımız, o lezzetli, keyifli günlerimiz şu an geride kaldı. Artık onları geri getirmek mümkün değil. Ah derken bir hüzün, bir esef, bir keder kalbimizden akar. Oh derken de geçmişimizde yaşadığımız belalar, sıkıntılar, musibetler, hastalıklar, o kötü anlarımız ise çok şükür bittiği için, günümüze kadar gelmediği için oh elhamdülillah bitti deriz. Bakın dikkat edersek insan bir hayvan gibi değil ki sadece bulunduğu anla alakadar olsun. Ne bir an öncesini ne bir an sonrasını bilmemek, önündeki sadece o anı yaşamak hayvanlara mahsus. İnsan geçmişindeki elemlerini, kederlerini, hüzünlerini, sıkıntılarını, musibetlerini, imtihanlarını düşündüğü zaman, şöyle bir düşünmek sayesinde eştiği zaman hüzün, elem, keder, gam almaya başlıyor. Geleceğimize bakıyoruz. Geleceğimiz ise meçhul. İş durumumuz, eş durumumuz, aş durumumuz ne olacak? Ne gibi belalar, musibetler bizi bekliyor? Nasıl öleceğiz? Son nefesimizi nasıl vereceğiz? Neyin vesilesiyle vereceğiz? Ölümüm neyin elinden olacak? Bakın, geleceğimize baktığımız zaman da pek çok meçhuller var. Acabalar var. O yüzden insan geleceğini düşündüğü zaman aklıyla ne yapıyor? Bir karamsarlık, bir endişe alıyor. Ama geçmişimizi düşündüğümüz zaman da dediğimiz gibi elem, keder, hüzün, gam. Ne oluyor peki bu hal? Şimdiki keyfini kaçırıyor insan. Dolayısıyla insan bir hayvan gibi değil ki bulunduğu anından tam bir lezzet alsın. O yüzden eğer o akıl vahiy nuruyla nurlanmazsa, tabiri caizse melekütiyet aleminden beslenmezse, süt emmezse, vahyin ve Kur'an ve iman hakikatlerinin o nurlu tebliğ, o nurlu hidayetli mesajlarıyla doymazsa ve tatmin olmazsa ve hakikati bulmazsa, o akıl kainatın sırlarını çözebilecek bir alet iken, insanı insan yapan en müstesna bir aygıt iken, geçmişinden elem, hüzün, gam getiren, geleceğinden de endişe devşiren ve şimdiki başına yığan ve o insanın şimdiki keyfini kaçıran, şimdiki hayatını cehenneme çeviren uğursuz bir alete dönüşür. Çok güzel. Ama ancak iman ve Kur'an hakikatleri sayesinde geçmiş insan geçmiş zamanların ne olduğunu bilir, ahiretin mükafatını düşünür, her türlü belaya, musibete, sıkıntıya, kaza ve kadere teslimiyet ile ve tevekkül sırrı ile sabreder, bu dünyasını cennete çevirebilir. Allah razı olsun hocam. Hocam şimdi o zaman Allah'a iman, peygamberlere ve kitaplara imanı gerektirir. Gerektiriyor. Bu adamlar gerektirmez. Evet. Buradan devam edelim. Evet. Şimdi çok zevkli. Dediğiniz gibi yani deistler ne diyordu? Allah vardır, peygamberler yoktur, kitaplar yoktur. Ahirette yoktur. Böyle diyorlardı. Halbuki gene
ve çok abarttıkları ve çok ön plana çıkarttıkları o akıl, halbuki bize şunu söylüyor: Allah varsa peygamberler de vardır. Allah varsa kitaplar da vardır. Allah varsa ahiret de vardır. Neden? Çünkü güneş ışıksız düşünülemez. Güneş varsa güneşin tezahür ettiği ışık da vardır. Aynen öyle de. Madem ki sen Allah'ın varlığını kabul ediyorsun, Allah vardır diyorsun. Peki o Allah şu kainatı yaratmakla neyi murad etti? Şu kainatı yaratmasa olmaz mıydı? İnsanı yarattı. İnsanı yaratmakla neyi murad etti? İnsandan neyi bekliyor? Eşyayı yarattı. Şu eşyayı yaratmaktaki ilahi gayeleri nelerdi Cenab-ı Hakk'ın? İşte bu gizemli soruları, sırları bizlere anlatacak, bizlere ders verecek. Her bir eşyanın manasını çözecek, çözecek ve bize ders verecek. Ders verecek ve içimizden birisi ve bizim de kendisini örnek alabileceğimiz, taklit edebileceğimiz, hareketlerini modelleyebileceğimiz içimizden birisi, Allah katında bizim elçimiz, bizim katımızda da Allah'ın elçisi olacak içimizden birisi lazım ki biz ondan o ders alalım. Evet. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, anlaşılmaz bir kitap, eğer anlatan ve tarif eden bir öğretmen, bir muallim, bir tarif edicisi de yoksa manasız bir kağıttan ibaret kalmaz mı? Kesinlikle. Düşünün, bir tıp kitabını düşünün, bir mühendislik kitabını düşünün. 300, 500, 800 sayfalık kitaplar. Buyurun, mühendis olmak istiyorsunuz. Terimlerle dolu, şeylerle dolu. Yani, terimlerle, Latince tabirlerle dolu bir kalın bir kitap, yani bir mühendislik kitabı. Buyurun alın. Makine mühendisi olmak istiyorsunuz, piyasalarda satılıyor makine mühendisliği kitapları, alın okuyun, olun. Doktor mu olmak istiyorsunuz, göz doktoru mu olmak istiyorsunuz, alın bir gözle alakalı kalın kalın kitaplar var, okuyun, öğrenin. Tıp fakültelerine ne gerek var, oradaki eğitime ne gerek var, değil mi? İşte aynen öyle de bakın, şu kainatı Cenab-ı Hak öyle bir kitap gibi yaratmış ki, şöyle bir kitap gibi yaratmış. Her sayfasında yüz binlerce kitap kadar malumat gizli. Her cümlesinde yüz binlerce paragraf kadar bilgi yazılı. Her cümlesinde her kelimesinde yüz binlerce cümleler kadar manalar derc edilmiş. Her kelimesinde yüzlerce cümle, her harfinde de yüz binlerce kelimeler kadar, cümleler kadar sırlar yazılı bir kitap gibi yaratmış bu kainatı. Bitkiler alemi, hayvanlar alemi, insanlar alemi, uzay alemi, iç içe geçmiş daireler gibi bakın, alem içinde alem, alem içinde alem. Her bir insan ayrı bir alem, her bir yıldız ayrı bir alem. Elma diyoruz ama elmanın kendi içinde yüzlerce binlerce türü var. Kiraz diyoruz ama kirazın kendi içinde yüzlerce binlerce türü var bakın. Dolayısıyla Rabbimiz bu kainatı muazzam bir kitap gibi yaratmış. Peki bu kainat kitabını bize tarif eden, bize öğreten, sırlarını, o sayfaları arasındaki hakikatleri, satır aralarındaki hakikatleri bize ders veren, İçimizden birisi olmazsa ve bize tebliğ etmezse bu kainat kitabının olmasının ne manası kalırdı? Kesinlikle. İşte o yüzden madem o var, her şey var diyor Bediüzzaman Hazretleri. Levlâke levlâke leme halaktul eflak, bir hadisi kutsidir. Her ne kadar bir kısım insanlar bunu inkar etse de Bediüzzaman Hazretleri bir hadisi kutsidir der bunun için. Evet, sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım. Senin tebliğin, senin öğreticiliğin olmasaydı bu kainatın sırrı anlaşılmazdı çünkü. O yüzden Allah varsa peygamberler de vardır. Bu ilahi muradı bize anlatan, ilahi sırları bize ders veren ve şu kainatın sırrını bize Allah'tan aldığı dersle bize de tebliğ eden, hem de içimizden örnek alabileceğimiz, modelleyebileceğimiz birileri olmazsa gene ilahi gayeler yerine gelmemiş olur. Noksan olmuş olur. Demek ki Allah varsa peygamberler de olacak. Hocam tabii başlıklarımız var ama kapanışa geldik. Ben şu başlığı da hususen konuşalım arzu ediyorum. Toparlama sadedinde olabilir. Allahü Teala kainatta her an müdahil. Kainata her an müdahildir. Kaç dakikamız kaldı, onu öğrenebilir miyim? Birkaç dakika. Birkaç dakika mı? O zaman ahiretin varlığını da gerektirir, sadece bir cümleyle söyleyelim mi? Buyurun. Buyurun. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bakıyoruz görüyoruz ki zalim zulmünü yapıyor, eceli geliyor, ölüp gidiyor. Evet. Mazlum olan da zulme uğruyor, hakkını kaybediyor, o da ecel geliyor, o da ölüp gidiyor. Ve şöyle bir dıştan baktığınız zaman, zahiren baktığınız zaman bir adaletsizlik, bir zulüm gözüküyor. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Adil'dir. Cenab-ı Hak sonsuz adalet sahibidir. Evet.
Madem ki ecel gelip de zalimi de alıp götürüyor, mazlumu da alıp götürüyor ve bir adaletsizlik göze çarpıyor. Madem ki Cenab-ı Hakk'ın sonsuz bir adaleti vardır, amenna, o zaman zalimden hesabın sorulacağı, mazluma da mükafatının verileceği bir cennet ve bir cehennem şarttır. Evet. Demek ki ahiret olmazsa adalet de olmaz. Kesinlikle. Diyelim. Ve son sorunuz. Evet, Cenab-ı Hak, Allah-u Teala kainata her an müdahildir ki deizmin en çok inkar ettiği mesele bu. Deizm diyordu ki Allah kainatı yarattı, ivmeyi kattı, bir daha da müdahale etmiyor. Halbuki şu kainatta bakın, herkeste bir yüz var ama herkesin yüzü birbirinden farklı. Herkeste iki kaş var, iki göz var, bir ağız var ama herkeste bakın farklı bir sima var. Herkeste parmak izi var ama herkesin parmak izi birbirinden farklı. Yaprakların her birisi birbirine belki çok benziyor ama incelediğiniz zaman her birisi birbirinden farklı. Her bir kar tanesinin kristal yapısı birbirinden farklı. Her bir atom, her bir protein, nükleotit birbirinden farklı. Hiçbir şey hiçbir şeye benzemiyor. Demek ki yaratanda öyle bir irade var ki, yarattığı bir şeyi hiçbir şeye benzetmeme iradesi var. Evet. Yarattığını hiçbir şeye benzetmemek için her şeyi yaratıyor olmak lazım, her şeyi biliyor olmak lazım ve bir kasıt ve bir irade sahibi olmak lazım. Bu da ilahi iradeyi gösterir. Yoksa kainattaki her şey basma kalıp çıkmış, fabrikasyon bir ürün gibi olurdu ki şu kadar şu çeşitliliğin olması ilahi iradeyi doğruluyor ve ispat ediyor ve kainata her an müdahil olduğunu ispat ediyor. Bu olmasa zaten bunlar hepsi olmayacak gibi duruma geliyor. Hocam vardı konularımız süremiz yetmedi. Hakkınızı helal edin. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'nin bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.